Merhabalar, iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar herkese. Bu podcastte nafıklık üzerine konuşacağım. Münafıklık biliyorsunuz toplumumuzda çok fazla aşağılanan bir şey. Özellikle dinci kesim tarafından. Zaten bu podcast'te o dincileri eleştireceğim. İnsanları münafıkları eleştiren ve münafıklığı eleştiren dincileri eleştireceğim. Yalnız şunu da söylemekte bir fayda var. Dini literatürdeki, İslami literatürdeki yani dindeki, İslam'daki münafıklık kavramını, İslamiyet'in münafıklığı eleştirmesi kavramını eleştirmeyeceğim. Çünkü neden eleştirmeyeceğim? O zaten dinin içinde yer alan bir şeydir ve hani şöyle de bir şey var. Dinin içerisindeki İslami literatürde münafıklar eleştirilir. Şudur. Münafık nedir? Önce onu da bir açıklayalım. Münafık inanmadığı halde inanıyormuş gibi davranan insanlara deniyor. Bu dini literatürde tarihsel olarak özellikle düşündüğümüz zaman o dönemde hani bir insanın inanıyor gibi gözüküp de pardon inanmaması, İslamiyet'e inanmaması büyük bir problem değil. Özellikle Mekki dönemde yani Mekke döneminde hicret öncesi dönemdeki hicretten de bir süre sonra hani insanların inanmaması çok da önemli bir faktör değil. Çünkü inanmayan da yani hayatını devam ettirebilir. Çok büyük bir şey değil. Hani baskı rejimi yok. Zaten hatta Hani Müslümanlığa karşı, İslamiyete karşı pek çok savaşan güruh da var. Hani bir insan ben inanmıyorum deyip işte ne bileyim Müslümanların karşısına da geçebilir. O dönemde eleştirilen, tarihsel açıdan baktığımız zaman o dönemde eleştirilen, Kur'an'da eleştirilen münafıkların eleştirisi bence de doğru. Sen inanmıyorsan inanmıyorum de kardeşim çıkarın için neden o adamların yanına gidiyorsun, onlardanmış gibi davranıyorsun. Sırf çıkar için onların yanında duranları eleştiriyor. Şimdi bunu neden söyledim? Çünkü günümüzdeki münafıklık ile Kur'an'ın indiği tarihteki münafıklık çok farklı bir şey. Dinci godoşların yaptığı, dinci godoşların yaptığı söylediği münafıklık ile yaptığı değil, söylediği münafıklık ile Kur'an'ın anlattığı münafıklık çok farklı bir münafıklık. O yüzden Kur'an'daki İslami literatürdeki münafıklık kavramını eleştirmiyorum. Fakat bazı insanların hani dincilerin çıkıp da İnsanları münafık diye aşağılamasını, münafık diye eleştirmesini eleştireceğim. Şimdi bazıları çıkıyorlar işte ne diyorlar? Bu ülkemizde de çok olan bir şey, İslami toplumlarda da çok olan bir şey. İşte efendim bu münafıklar çok kötü insanlar, münafıklar kadar kötü insanlar yok. Münafıklar şöyle pislik, münafıklar şöyle kötü, münafıklar bilmem ne falan filan. Evet abi münafıklar o kadar kötüyse sen nesin? O münafıklar senin yüzünden münafık. Dincilere sesleniyorum. Bak çok önemli. Dindarlara söylemiyorum. Dindarlar kendi halinde olan insanlar. Kendi içinde bir dindar, kendi içinde münafıklardan, kafirlerden, müşriklerden nefret de edebilir. Bu hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Yani dışarıya baskı yapmadığı sürece o nefretini Fiiliyata dökmediği sürece veya arkasından iş çevirmediği sürece veya onun ayağını kaydırmadığı sürece o karşıdaki insanın içinden nefret de edebilir. Bu bir dindarı, dindarın yapabileceği bir şeydir. ve Yani bundan dolayı da yargılanamaz. Kimseyi sevmek zorunda değildir. Münafıklardan nefret edebilir. Bu doğru bir şey. Yani doğru bir şey derken olabilecek bir şey. Bu eleştirilecek bir şey değil. Fakat pek çok dindar kesimden insan zaten münafıklardan bilmem kimden falan filan nefret etmez nefret etmez çünkü adamın hani şeyinde literatüründe nefret kavramı yok. Şu kesimden nefret edeyim, bu kesimden nefret edeyim yobaz değilse yobaz olan bir dindara zaten dinci diyoruz. O artık dindarlıktan çıkmış oluyor. O yobaz oluyor, bağnaz oluyor. Bu yobazlık, bağnazlık, yobazlık sadece TDK'da din üstüne diye geçiyor. Fakat hani bağnazlık olarak değerlendirilir. Dinde yob, dinde bağnazlık diye geçiyor. E bağnazlık işte yobazlıkta. Yobazlık ve bağnazlık genel olarak aslında bütün ideolojilere bağnazca bağlanan, böyle körü körüne bağlanan ve karşısındakini ona zorlayan insanlara deniyor. Örnek olarak Kemalizm dini. Ben de bir Atatürkçü olduğumu her zaman söylerim. Ama Kemalizm dininden değilim. Kadir Mısıroğlu'nun dediği gibi elhamdülillah Kemalist değilim. İşte ke Kemalist olanlar mesela bir yobaz çeşididir. Atatürkçülüğü bağnazlığa çevirmiş bir yobaz türüdür mesela atıyorum. Bu illa dinci olmasına lüzum yok. Ve yobazlar ne olduğu nereli yobazın nereli olduğu hangi dili konuştuğu hangi dine inandığı hangi ideolojiyi benimsediği hiç ama hiç önemli değildir yobaz yobazdır Şimdi ama bizim hani diğer ideolojiler üzerindeki yobazlarla bir işimiz yok. Dindeki yobazlardan bahsediyoruz. Bu dindeki yobazlara da dinci deniyor. Bunu neden bu kadar uzun uzun açıkladım? Çünkü Müslümanlar ile veya dindarlar ile dinciler arasındaki, İslamcılar arasındaki farkı özel olarak anlatmak için. Lafı kime soktuğumu net bir şekilde belirtmek için. Kalkıp da bütün Müslümanlara laf sokmadığımı anlayasınız diye. Çünkü Evet çoğunuz bunu dinleyenlerin çoğu daha doğrusu beni zaten tanıyanların çoğu zaten ne demek istediğimi anlıyorlar ama gerçekten hani bazılarınız kızıyorsunuzdur bu kadar uzatıyorsun ne diyorsun dolandırıyorsun diye ama gerçekten sen anlıyorsan senin 10 katın kadar adam anlamıyor ve o 10 katın kadar adamın yarısı hala anlamış değil düşün her neyse şimdi bu dinciler münafık 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 diye suçlarlar insanları madem münafık diye suçluyorsun abi o zaman o adamlara rahat ver Tamam mı dinci sana sesleniyorum. Madem münafık diye suçluyorsun o adamları o zaman o adamlara rahat ver. Yarın bir gün bu adam senin kızını sevdiği zaman veya bu kadın senin oğlunu sevdiği zaman bu ateist diye, deist diye, agnostik diye buna oğlumu kızımı vermem, evlendirtmem muhabbeti yaparsan sen o tabii ki sana münafıklık yapacak. Tabii ki sana gelecekte ben Müslümanım diyecek. Tabii ki öyle diyecek. Veya bir adam geldiği zaman ben dinim sizin veya gayrimüslimim dediği zaman sen o adamı işe almazsan o adam tabii ki sana Müslüman ayağı çekecek. Tabii ki münafıklık yapacak. Sen bunları hiç düşündün mü? Ey dinci. Ha bunları hiç düşündün mü sen? Bu adam ne yapsın? Aç mı kalsın, açıkta mı kalsın? Bazılarınız bu adamların kanının helal olduğunu söylüyorsunuz. Ha çok şükür yasalardan dolayı, yasalardan dolayı kalkıp da adamları öldürmeye ...yemiyor sadece. Yoksa imkanınız olsa adamları bir kaşık suda boğarsınız, hepsinin kafasını kesersiniz. Kesmez misiniz? Kesersiniz. Bunu yaparsınız. E bu adamda kafasını korumak için, boynunu korumak için... Sana Müslüman olduğunu söylüyor. Çünkü Kur'an'da yazılan münafıklık ile Kur'an'da bahsedilen Kur'an'ın hitap ettiği dönemdeki münafıklar ile senin bugün münafık dediğin adamlar arasında çok büyük bir fark var. Sen şu anda gücü ele geçirmiş durumdasın ve o adamların hepsine de benim inandığım şeye inanacaksın diyorsun. Hatta onu da geçtim. Benim inandığım şeye değil, benim inandığım şeyin dinin o fırkasına, o mezhebine inanacaksın diyorsun. O mezhebe inanmazsan 72 sapık fırka bilmem ne falan diyorsun. Başka fırkalardan olanların da katlini vacip olarak görüyorsun sen. İmkanın olsa da kesersin kafalarını. Afganistan'dakiler gibi, Taliban gibi imkanın olsa kesersin, öldürürsün, yakarsın, diri diri yakarsın, taşlayarak öldürürsün imkanın olsa. Yaparsın bunları. Bu adamlar ne yapsın? Ne yapsın? Sana boynunu mu vurdursun? Evet gel benim boynumu vur mu desin? Ha? Ama şu anda öldürmeye göndermediği için şu anda ne yapıyorsun? Şu anda adamı ne bileyim işte çeşitli bir şeyini bulmaya çalışıyorsun. İşte ne bileyim hapse attırmaya çalışıyorsun. İşe almıyorsun. Aç bırakıyorsun. Açıkta bırakıyorsun. Kızını vermiyorsun. Sevdi seven sevenlerin arasını ayırıyorsun. Zulm ediyorsun. Tonla şey yapıyorsun. Sonra kalkıp da diyorsun ki bunlar münafık.